Kapandık, çıkamadık. Vallahi, şarkılarınla oynadık, kilo almadık. Evet, kesinlikle. Ben kilo almadım yani. Bir başka sen çok zayıflamışsın. Çok zayıfladım ya. Evet. Zaten zayıftım, vallahi çok zayıflamışsın. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Çok yoğun beğendin çalışıyorsun mi? Ama değil mi? Yoğun çalışıyorum. Yeni şarkı. Söz verdiğim gibi ya, ilk yarın klibim çekilecek inşallah. Ve ilk sana yetiştirdik şarkıyı. Ay, hemen cansın, dedim Safiye'cime söz verdim. Bugün ilk defa sende okuyacağım Yaktım Kınayı. Yaktım Kınayı. Yine kınalı bir şarkı. Ya kına, evet, çünkü çok istek oluyor. Hani biliyorsun günümüzde kına çok fazla yok. Bir benim şarkım. Çok eski diğerleri. Az önce içeride şimdi bekar arkadaşlar var. Onlarla hazırlanırken dedik ki yani hepinizin kına gecelerinde çalacak bu şarkı. Çünkü evet. Beğendiniz mi peki, dinlediniz ilk ekiplerden dinleyenler çok beğendi. Ben daha dinlemedim ama. Ben de burada daha ilk dinlemedim. Defa yeni şarkını ben daha dinlemedim. Ben kına şarkısı için söylüyorum. Yaktım Kına yine hareketli ama değil mi? Evet tabii. Ay, aynı çok bunun merak gibi. Ettim. Dinlemedim ama ben daha henüz. Son halini sen de bilmiyorsun. Şunu göreceğiz. Şimdi beraber göreceğiz. Yine oynaya oynaya yüksek enerjiyle. Evet inşallah. Söyleyeceğiz şarkıları. Ne yaptın bu süreçte? Yeni şarkı yaptın. Bir şarkı daha yaptın. Bir tane daha yaptım. Koronayla alakalı. Evdeyiz ama mutluyuz diye. Çocuklarımıza ve
bizlere moral olsun diye böyle bir şey yaptık. Bir günde yazıldı şarkım. Öyle mi? Ahmet Özden yapımcım, buradan sevgiler gönderiyorum kendisine. Bir günde yazıldı. Hem moral olsun dedik. Evde çektik. Kızımla çektik klibi evet, de zaten. Evet, çok cici bir klipti gerçekten. Ben de paylaştım hatta onu görünce. Çok ciciydi. Şarkının sözleri de çok anlamlıydı. Evet, yani işte günümüze özel yazıldı zaten. Ve moral olsun dedim. Çocuklarımıza da moral olsun dedim. Ki çocuklar bayağı bir şey yaptılar. Etkilendi. Mi? Ne yaptı senin ve kızın mesela bu süreçte? Benim kızım çok üzüldü, her gün ağlama krizleri. Ah, kıyamam. Ne zaman çıkacağız, biz niye çıkmıyoruz, anlatamıyorsun. Yeni yeni artık bir şeyleri öğrenmeye çalışıyor çocuk. Yani hala bile çıkamıyor. Korkuyorlardı aslında tabii çocuklar ki de, yani o ne süreç oldu bize? duyduklarından. Ne oldu bize? Anne, bu korona ne zaman bitecek? Şimdi biz Ah, klip kıyamam. çekeceğiz, yarın klibim, işte yaktım klibi, o da gelecek. O benim zaten uğurum. Koruyucu Ne meleğim. yapacağız anne? Ya bize korona Ah bulaşırsa? kıyamam. Ah, Ya nasıl etkilenmiş. ölürsek? Ah Çok kıyamam. etkilendi yani. Allah Hepimiz korusun. etkilendik. Ben inanılmaz derecede zayıfladım. Ne olacağız? Ne biteceğiz? Çocuklarımız var. Acaba biz olursak onlara ne olur? Allah Hastalanırsak? korusun. Sen yine hiç Yani öyle kötü şeyler farklı getirme şeyler, aklına. düşünceleri herkes girdi benim gibi. Bir tek ben girmedim herhalde diye Ama düşünüyorum. biraz daha attık artık. Biraz Çok daha şükür. biliyorsun Evet, normale birazdan. geçiş sürecinde önlemlerimizle birlikte en Evet. azından programlarımızı böyle daha rahat bir şekilde yapabiliyoruz yine Çok önlemlerimizi şükür, alarak. çok şükür. Peki bu Yaktım Kınayı şarkısının bir hikayesi var mı senin için? Yani nasıl çıktı bu şarkı ortaya? Hani bir tane daha kına şarkısı olsun. Senin çünkü bir şeyin var, bir sözün var. Demiştin ki geçenki programa geldiğinde ben hep düğünlerde çalınacak hareketli, heyecanlı böyle insanları kıpır kıpır edecek şarkılar yapacağım dedin. Evet, seviyorum. Bir de çok mesaj alıyorum. Hatta farklı farklı mesajlar da alıyorum. Neden erkekler için çıkmıyor, damatlar için neden yok diye. Aa, söyle bir damat alayı falan söylesen, bak bir Şu şey an söyle. onun üzerinde çalışıyoruz. Şimdi kızlarla ilgili bir şey oldu. Hani şimdi duyacaksınız şarkıydı. Tam kızların böyle kendi aralarında eğlenebileceği Bir bir şarkı. şarkı oldu. Sonra düğün şarkısı çıkaracağım bir tane daha. Hani Hadi düğünde bakalım. eğleneceğiz, Hepimiz şey eğleneceğiz. yapacağız falan. Ama damat üzerine çalışıyoruz. Yap bir şey, şöyle bir İstiyorum. güzel Çünkü halaylı malaylı bir şey. çünkü insanlar gerçekten ciddi derecede mesajlar alıyorum. İşte Berna Hanım, şunu da çıkartın, şunu da yapın. Çünkü artık 2 senedir, 3. yılımız olacak Allah nasip ederse. Berna Tan, Kına Gecelerin Vazgeçilmez vazgeçilmez ismi. Beraber eğlenelim, şarkıları çok güzel, beraber bir şeyler yapalım diye milyonlarca mesaj ve milyonlarca talep var. Hani kınayla, düğünle alakalı. Bir de slow dans şarkısı, 3 Senden tane. arabesk istiyorum. Yani senden arabesk istiyorum. Sen geçen bölümde bir Cengiz Kurtoğlu söyledin, ciğerimizi söktün. Ciğerimiz yandı Senin bir tane vallahi, doğru söylemen söyle, lazım, bir doğru söyle. arabesk. Bir Cengiz Yok, Eylül Kurtoğlu'na ayında Allah hiç nasip değilse. ederse 10 şarkılık arabesk Aa, yapacağım. hadi hayırlısı Yani olsun. hayalim, şarkılar belli zaten, eski şarkılar hep o burada söylediğim. Duyanlara, duymayanlara falan, böyle eski şarkılardan Çok oluşan güzel 10 olur. tane unutamadığımız bir eser yapmak istiyorum. Benim en büyük hayalim. Sonra Allah nasip ederse bırakırım herhalde bu işi. Seni hiçbir yere bırakmazlar, ben sana söyleyeyim. Aa, çok güzel bir sesin var. Arabeske de yakışıyor. Bu tarz havalara da yakışıyor. Gerçekten çok iyi bir sessin sen. İnşallah, Şimdi inşallah. ben çok merak ediyorum bu Yaktım Kınayı. Söyleyelim mi? Tamam, söyleyelim Hadi o hemen. zaman. Ve sizinle duyuyorum. Gerçekten Evet. sizinle, yani son rutuşlarını, son hallerini, inan bilmiyorum. Yani sizin ekipte Aşkın Bey daha iyi biliyor diye düşünüyorum. Çünkü ilk Aşkın dinleyenlerden çok şanslıdır. Bizim ekibimizin en o. Çok şanslısıdır gerçekten. vallahi çok şanslısın, yemin ediyorum. İlk sen dinledin. Şu an ben sözleri burada biliyorum zaten. Hani ne yaptılar, ne ettiler hiç bilmiyorum. Yarınki klipte, Hadi o bir zaman de burada. efendim. Berna Tan'ın Yaktım Kınayı şarkısı yepyeni Beyaz parçası TV, bizim Safiye Nur'la programımızda. ilk defa. Hadi bakalım.
Allah'tan çatlayın. Nasıl düşman çatlatacak sözler? Bir tane daha vardı. Bastım nikahı. Şimdi mi? Şimdi sözlerde mi? Yeni sözler. Yok. Yaktım kınayı. Kaptım sözler... kocayı. Sözleri yok muydu burada? Evet, tamam. İlk, her şeyi ilk burada yani. Ay, daha şahane. Ben hiçbir şeyi bilmiyorum daha. İlk Aşkın Bey'e gönderdim. Bugün sabah geldi zaten bana şarkının. Yani çok taze. Şahane. Yarın da klibim. Ama. Yani böyle daha pop soundları barındıran. Gerçekten şu an öyle. Kız arkadaşlar arasında çok eğlenecekler. Evet. Berna. Yine harika bir şarkıydı. İnşallah bakalım. Her şey sevenlerimiz için. Kınayla alakalı ne varsa her şey. Her şeyi yapacak Berna efendim. Kına, düğün, damat, halay hepsi Berna'da. Hepsi var evet. Hepsi yavaş yavaş tek tek yapacağız bakalım hayırlısı. Ağzına yüreğine sağlık. İnşallah şans getiririz sana. İnşallah. Yaktım kınayı parçan böyle patlar gider. Milyonlar izlenir. İnşallah. İyi bir klip de bekliyoruz. Klibi de merakla bekliyorum. Klip Hint kızı olacağız bakalım nasıl olacak. Hintlilere özgü bir kına gecesi varmış. Hı hı. Tam bilmiyorum. Hint kınası öyle bir yapacaksın şey, klipte. Öyle bir şey Hadi düşünüyoruz bakalım. Ama tabii sağ gösterip sol da vurabilir. Hiç belli olmaz. Hadi bakalım. Bakalım klip de bir haftaya kadar yayında olacak inşallah. Çok teşekkür ederiz geldiğin ben için Berna. Ben teşekkür ederim. Kırmadın. Zarif davetin için. Her zaman, her zaman kapımız açık sana. Yeni yapacağın her parçada ilk ben tabii duyurmaktan de, çok herhalde, büyük mutluluk duyuyorum. Herhalde yani. Bir tane. Söz verdik çünkü bir kere. Bir tane. Ben teşekkür ederim. Ekip çok güzel bir ekip. Çok güzel ağırlandım gene her zamanki gibi. Senin programını zaten sürekli izliyorum, bayılıyorum. Şahanesin, çok teşekkür ederim. Ben Sağ olasın. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ekibe de, size de. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Thank you.